Herkese merhaba, ben Serdar Pazı. Makroekonomi programıyla karşınızdayım. Tabii bugün açıklanan Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları beklenti ankette dahil olmak üzere oldukça yoğun bir ekonomik gündem var. Bunları değerlendireceğim oldukça kıymetli bir konuğum var. Tahciller Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Evet, dile getirdiğimiz gibi Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları beklenti anketi ayda bir geliyor ve piyasanın Merkez Bankası'nın açıkladığı resmi tahminleri, orta vadeli programda belirtilen hedeflere ne kadar yakında durduğunu ya da uzaklaştığını gösterme açısından önemli. Herhalde bu aya dair veri setinde de enflasyonda beklentilerin bir miktar bozulması, yani o açıklanan resmi tahmin 36 ve bandın üst kısmı 42'nin üstünde 44 gibi bir 2024 enflasyonu ve kur tarafında da hafif yukarı yönde revizyonlar. Ama tabii siz nasıl değerlendirdiniz diye sizin de görüşünüzü almak isterim. Şimdi tabii daha önceki revize edilen enflasyon hedefiyle buradaki konsensüs hedef arasında neredeyse %4-5'lik bir sapma var. Normal, çünkü enflasyonda hedeflediğiniz şeye koşmak için şu an uğraşmanız gereken birden fazla faktör var. Bu, bir şey bozulduğu zaman onu toparlamak zor oluyor. En nihayetinde kur, özellikle kur tarafı, üretim maliyeti, maliyet faktörü olması sebebiyle Türkiye'de, çünkü biliyorsunuz ihracat malının içinde bile çok ciddi ithalat girdisi var. Kur tarafı zayıf karınlarından bir tanesi. Diğer taraftan özellikle talep ve bir türlü azalmayan talep ve buna bağlı olarak neredeyse çok kısa süreli erimlerde raflarda değişen fiyatlar, buna bağlı olarak bu ayrı bir sorun, ayrı bir sebep. Tüm bunları tabii ki doğru bir şekilde yönetmek gerekiyor. Tabii yapılacaklar da belli, reçete de belli. Şu an olabildiğince parayı sıkılaştırma çabası var. Ama bunu yaparken de doğal olarak zaten negatif reel faiz söz konusu iken, hem de oldukça fazla bir negatif reel faiz, yükselttiğiniz faiz hadlerinde bile hala bu devam ediyorken zaten zor. Burada yarattığımız yegane sebeplerden bir tanesi de kredi faizlerinin yukarı gitmesi tabii ki. Şimdi tüketici açısından faizin yukarı gitmesi tabii ki talebi daraltıcı bir etki yaratacağı için hedefe hizmet ederken, diğer taraftan özellikle sermaye ihtiyacı duyan şirketler, Türkiye'de neredeyse %80'i net nakit sermaye açığıyla çalışıyor firmaların. Yani çalışma sermayesi ihtiyacı var. Çünkü böyle bir birikim yok. Bunların kullandığı kaynak maliyetinin artması, diğer taraftan özellikle üretim maliyetinin artışı, dolayısıyla da ürettikleri şeyin fiyatının artması manası taşıyor. Yani bir taraftan kontrol etmeye çalıştığınız şey, öbür tarafta bozma riskiniz var, ama geçmiş de bize gösterdi. Özellikle talebin kırılmasıyla birlikte fiyatlarda muhakkak bir durulma, hatta zamana bağlı bazı yerlerde fiyatlarda geri çekilmeyi gördük. Ben bu konsensüs rakamların yılın sonuna doğru muhakkak tutarlı bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Tabii ki buna inanmak da lazım. Ta ki tek tabii ki bunun önünde engel olabilir. Var olan durumda açıklanan politikaların, ekonomi yönetiminin bir bütün olarak devamının sağlanması ve tabii ki herhangi bir böyle sürpriz bir değişiklik olmaması. Politika neticede neyse insanlar kendilerini ona göre kurguluyorlar. Sonrasında ortaya çıkan değişiklikler tabii ki başta piyasalar olmak üzere muhakkak kaotik bir ortam yaratıyor. Evet, dün menkul kıymet istatistiklerini de takip ettik ve yabancı yatırımcının işte hisse senedinde 4. haftaya da taşındı çıkışı ve 290 milyon doların üzerinde 300 milyon dolara yakın bir çıkış haftalık bazda, tahville beraber 500 milyon dolara yakın. Ve yani ilginç bir tesadüf tabii, Türkiye Cumhuriyet Hazinesi'nin yaptığı Euro cinsi Eurobond ihracı, 2 milyar euroluk bir satış. Bunun 4 katının üzerinde talep, 9 milyar euro neredeyse. Daha önceki Eurobond ihraçlarına da benzer şekilde. Ben aslında bu soruyu sosyal medyada da dile getirdim. Yani bizim Türkiye riskini almak isteyen bir yabancı yatırımcı var. Yabancı yatırımcının ilgisi yatsıramayacak kadar fazla. Eurobond ihraçlarına, dolar cinsi, euro cinsi olsun, inanılmaz misliyle talep geliyor. Ama TL varlıklara aynı ilginin maalesef devam etmediğini, o geçtiğimiz aylarda hani bizleri umutlandıran, bu sene acaba bir şeyler değişiyor mu diye düşündüren döngünün
önemli bir kısmının da geri verildiğini dünkü rakamlarla beraber de görüyoruz. Dolayısıyla hani yabancının Türkiye riskini almaya nispeten yatkın olması, işte Fitch'in zaten not arttırımı da ve görünümü pozitifte tutması da bunun bir yansıması diye de düşünülebilir. Bu iki taraf arasındaki farkı acaba siz nasıl değerlendirirsiniz? Bunu ben pek çok programda anlatıyorum. Sizle daha önce konuştuk mu bilmiyorum ama ben yabancı yatırımcı olsam neyle ilgilenirdim bir ülkeyle onu önce çözmek lazım. İlgileneceği tek şey şu, o bir parayla gelecek ve o ülkenin para birimi cinsine dönüp yatırım yapacak. Sonra da yatırımında muhakkak amacı kazanç elde etmek. Belli bir vadede o kazancı elde edecek, sonra da elde ettiği kazancı ben bu parayı bu ülkeye getirmeyip kendi ülkemde benchmark, yani bunu yapmasam şunu yapardım diyeceği alternatif bir getiri yatırımıyla mukayese edecek. Para kazanıp kazanmadığına karar verecek. Tabii ki bunu yapmadan önce adamlar bunun fizibilitesini yapıyor. Şimdi burada en zayıf kanımız ne? Bugünden bir yıl sonra kurun ne olacağını kimse bilmiyor. Tahminlerin hepsi havada kalıyor. Hal böyle olunca da kendi parasının, getirdiği paranın bir vadeden diğer vadeye eriyip gitmesi tabii endişesi taşıyor olabilir yabancı. Bunu sadece Türk halkı taşımıyor bu endişeyi. Belli ki yabancı da taşıyor. Ne zaman ki biz bu orta vadeli planda gerçekten benim de inandığım, çokça da inanmak istediğim hedefleri tuttururuz. Çünkü Sayın Bakan'ın neticede bu işte muktedir ve söylediklerini yapabilecek bir şahsiyet olduğunu düşünüyorum. Biraz da bu kişiler ve uygulamalarıyla da alakalı. Umarım bu tutarlı bir şekilde orta vadeli planda hedeflere ulaşılır. O vakit zaten biz FEDERPE yabancı girişinin başladığını, hatta hızlanarak devam ettiğini görürüz. Türkiye'nin zaten borçlanma sorunu yok ki, borcunu rol ediyor. Şimdi özellikle ekonomi üzerinden konuşup da Türkiye'de zayıflığı vurgulamak isteyenler son 3 yıldır sürekli Türkiye'nin artan borç yüküne atıfta bulunuyor. Ama dünyada da borç yükü artıyor. Önemli olan borcun artması değil. Zamana bağlı zaten özellikle enflasyon mecburen dolaşımdaki parayı da var olan durumda para ihtiyacını da artırdığı için o borç yükü muhakkak ki artacak. Bizde daha fazla olabilir, görece başkalarında daha az olabilir. Ama Türkiye'nin artan borç yüküyle borçlanmada bir sıkıntısı yok şu an. Sadece işte vadelere göre vade gün sayısı ve işte buradaki ödeyeceği faiz, borç yükünün neticede temel göstergesi ödeyeceği faiz, faiz oranının değişimiyle farklılık yaşayabiliyor. Yoksa siz uluslararası borçlanmaya çıktığınızda muhakkak bir talep görüyorsunuz. Bono tarafında zaten yabancı neredeyse yok. Bono dediğim TL cinsinden bonolar yıllardır yok. O yüzden orada da ben çok büyük bir sorun görmüyorum. Burada hep konuştuğunuz ya da konuşmaya çalıştığınız şey sermaye piyasalarına akış. Mesela para çıkışı hep sermaye piyasaları. Sermaye piyasalarında borsaya gelen yabancı yatırımcı ilk geldiği anda muhakkak bir boost etkisi yaratıyor ama çıkarken yarattığı etki genelde ya ekonomik krizlere denk geliyor ya da krizi o yaratıyor. O yüzden de neyi dilediğimize de dikkat etmemiz lazım. Yabancı gelecekse Türkiye'de evet direkt yatırımlar için başlangıçta gelmeli. Tabii ki sermaye piyasası ürünlerine de muhakkak gelecek, borsa dahil. Ama eğer bana sorunuz borsaya ne zaman gelecekleri ise bu Fitch'ten bir not artırımı aldık. S&P'den de bir not artırımı alırız ki onunki çok yakın. Sonrasında gri listeden de çıkarız. Evet, orta vadeli plan neticesinde enflasyon düşmeye başlar. En nihayetinde kurun Türk lirasını aşındırıcı etkileri azalmaya başlar ki şu an onu görmüyoruz. Çünkü her gün liramız değer yitiriyor. Ve neticede Merkez Bankası bilançosu da ortada. Buralarda da düzelme emareleri görülür. Ha, o vakit zaten hiç konuşmaya gerek kalmaz. Rakamlarda biz onu görürüz. Birkaç şeyin bir arada gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi tabii bakıldığında yani Fitch'in tabii ki not arttırımı ve görünümü pozitif tutması önemli. Bu Eurobond ihraçlarına gelen talepler önemli. Yabancı yatırımcının yazdığı oldukça iyimser. Resmi tahminleri neredeyse yakalayan, hatta daha iyimser enflasyon kur tahminleri yer alan raporlar var. Diğer taraftan da sizin dile getirdiğiniz gibi son günlerde yukarı yönde ılımlı giderken biraz daha iğmeyi arttıran bir dolar kuru gerçeği ve işte serbest piyasa, hani kapalı çarşı kuru ya da doların fiziki el değiştirdiği mecralar ile
bankalar arası bizim gördüğümüz işte platformlarda paylaşılan rakam arasında fark nispeten daraldı ama bunun da belirli ölçüde rezerv kullanılarak bir araya getirildiği rezerv rakamındaki değişimden de ortaya çıkıyor. Yani yabancının nispeten olumluya dönen bakışıyla yerli yatırımcının bu hani seçim sonrasına ilişkin nispeten kötümser beklentilerini acaba siz nasıl bağdaştırıyorsunuz? Yani geçen seçimi hatırlıyor Türkiye'deki yerli yatırımcı ya da tasarruf sahipleri. Bir önceki seçimde de seçim öncesi işte tahminler ve konuşmalar ve seçim sonrası yaşadıkları var. Ama burada onu hatırlarken çok önemli bir ayrıntıyı kaçırıyor. Bir önceki seçime giderken deprem vardı ayrı. Türkiye'de para politikasına baktığınız zaman kur korumalı mevduatta dahi mevduat faizinin %16'larda olduğu bir ortam söz konusuydu. Şimdi kur korumalıda ödenen faiz artık o değil, yapmak isterseniz daha yukarıda. Bırakın TL'ye ödenen mevduat faizi neredeyse 32 gün ve üzerinde 50'leri bulmuş durumda. Yani bir önceki seçimde TL'nin getirisiyle şimdi giderkenki getirisi aynı değil. Burada hesapta tabii ki ayrışan yegane şey bu. Ha bu panik ya da bu işte güvensizlik ortamında yerli yatırımcının yaptığı şey ne kadar tutarlı olacak seçimden sonra görürüz. Ama şu var, dediğim gibi Türk lirası sıkılaştırmada getirisi baktığımız zaman 20 yıldır böyle olmamıştı. Bu getiri aslında şunu ifade ediyor. Bugünden bir yıla siz paranızı %50 nemalandırabiliyorsanız hem de risk faktörü sıfırken bunun kur eşiği 32 liraysa bugün kur neredeyse 48 liraya denk geliyor kabaca. Eğer 48 lira ve üzerinde bir kur olmayacaksa işte o arada sizin elde edeceğiniz fark reel getiri olacak. Ha Türkiye'de borsaya gelen yatırımcı da, kripto ile uğraşan da, FX yapan da herkesin amacı çok hızlı ve çok büyük para kazanmak. Hızlı ve çok para kazanmak. O yüzden böyle bir hesap yatırımcı nezdinde nasıl değer bulur o da ayrı bir muamma. Ama dediğim gibi şu anda geçtiğimiz seçimde olana bir atıf var ki bu mali seçim. Bir önceki genel seçimde Türkiye'yi yönetmeye talip olmaktı o. Çok daha önemliydi. Aynı atfı benim gördüğüm davranış modellemesi içinde burada da yaparak aynı sonucun doğacağına inanarak hareket ediyor insanlar. Evet, Borsa İstanbul tarafında biraz tabii sizi yakalamışken konuşmak isterim. Yani oldukça uzun zamandan beri ve yakından borsayı takip ediyorsunuz. Şirketler ile ilgili bilginiz yine benzer şekilde. Dolayısıyla bu yakın zamanda kurun hafif yukarı gitmesi, işte Avrupa'daki durum, bizim ihracat pazarlarındaki çeşitlenme arzusu ile beraber ve içeride de büyüme rakamları da beklentiler yukarı doğru revize ediliyor. Hani biraz bir ihracatçı şirketlerde bir toparlanma, Eurodolar paritesinde böyle bir miktar Euro lehine hareket ettiği düşünülürse yoksa başka sektörler mi acaba ön plana çıkar? Borsa İstanbul'u nasıl değerlendirirsiniz? Yani ihracatçı şirketler sürekli ağlama duvarı gibiler. Yani hangi odayı dinlerseniz dinleyin onlar kurun daha da artması gerektiği tarafında yer alıyor. Çünkü Türkiye'de ihracat yapanların büyük çoğunluğu maalesef lira değer yitirdiği zaman bunda muktedir oluyor. Sebepleri var. Neticede sipariş edenler de uyanık tabii ki. Geçen gün bir yazı okudum. Geçen seneki hatta pandemi dönemindeki fiyatlarla Türkiye'den mal almaya çalışıyor Avrupalı ithalatçılar özellikle. Çünkü kendilerinde resesyon var. Yani sizin muhtaç oluşunuzu kullanmaya uğraşıyorlar. Kar marjlarını düşürmek hatta zararına mal satmak demek bu. Zaten çok önemli bedeller ödemiyorlar. Bizi fasoncu gibi kullanıyorlar. O yüzden de ihracat tarafında sıkıntılar var ama ihracatçı için de şöyle üzgünüm. Yani onların para kazanması ya da ihracat yapması Türk halkının daha da fakirleşmesinden geçiyorsa bu zaten yıllardır yaşanan kronik sorun. O yüzden de Türk lirasının değeri zaten zayıf karnımız. Ne zaman paranız değer yitirse alım gücünü değer yitiren paraya ve enflasyona yaklaştırmak için muhakkak ki ücretlerde de bir dengeleme arayışı oluyor. Tabii işçilik ücretlerindeki artış ihracatçının belki de yine en çok dile getirdiği birinci derecedeki maliyet artış kalemi.
Hal böyle olunca da şu aşamada bir taraftan bu para politikasını uygulayıp diğer taraftan ihracatçıyı memnun etmek zor. Ama buna rağmen paritedeki son dönemdeki 1.10'a yaklaşma ihracatın toplam değerine bakıldığında belli ki ihracat rakamımıza da çok bir kaybı oluşturmamış. Belki en büyük ihracat kaleminin savunma tarafında yapılan ihracat ve otomotiv ve yan sanayi olması bunda etkili olabilir. Bakmak lazım tabii kalemlere. Ama dediğim gibi ihracat tarafında katma değerli üretim yapamadığımız sürece belli bir seviyede kalmaya devam edeceğimiz de açık. Evet, baktığınız zaman 40 yıldır gelen her ekonomi yönetimi bu sorunu çözmeye çalışıyor ama ekonomi yönetimlerinin müdahalesiyle çözülmekten çok uzak. Buna biraz da iş yapan firmaların kendilerini çözmesi gerekiyor. Ama biraz evvel de söyledim, iş yapan firmaların iş yapma tekniği ve bugüne kadar alıştıkları iş daha çok Türk lirasının değeri üzerine kurgulanmış durumda. O sebeple de orada yakın dönemde de çok önemli bir çözüm oluşabileceğini düşünmüyorum. Şu an ihracat rakamı bu haliyle bile ulaştığımız ihracat rakamı bakıldığında kötü değil aslında. Evet, biraz da teknoloji sektörüne ki şu anda ekranımızda bakıldığında tüm neredeyse alt sektör endeksleri Borsa İstanbul'daki performans doğrultusunda eksideyken o ETF'lere, borsa yatırım fonlarına giriş üzerinden tabii fon yatırımcıları da o hisselerden alım yapmak durumunda. Yani Amerika'da S&P 500'den Nasdaq'ta gördüğümüz işte Nvidia ve Muhteşem Yedili öncülüğündeki hareketin biraz Borsa İstanbul'a da yansıması. Tabii hani bizdeki şirketlerin yapısı, iş kolu, ortaya çıkardığı ürün gamı Amerika'dakilerle birebir herhalde tabii kıyaslanamasa da ama bir talep var bir taraftan da. Bunun yarattığı bir momentum var. Endeksten de önemli ölçüde ayrışmış durumda. Bu durumu acaba nasıl değerlendirirsiniz? Bir kere karlılıklarına, sermaye karlılıklarına bakarsak çoğu inanılmaz şişmiş durumda. Şimdi hiç kimse elde edilen kâra ve sermaye karlılığına bakmıyor. Onun yorumu fiyat kazanç oranı ile yapılıyor. Fiyat kazanç oranı oldukça düşük bir piyasayız biz ama o fiyat kazanç oranını düşüren tam tersi gidemeyen büyük şirketler, bankalar, holdingler, büyük sanayi kuruluşları vesaire vesaire. Özellikle bununla alakası olmayan başka pazar hisseleri ki teknoloji pazarı hisseleri de bunların içinde bakıldığında fiyat hareketleri öyle sert oluyor ki küçük yapıda şirketler kolayca manipüle edilebiliyorlar. İşte Amerika'daki teknoloji hisseleri yükselişi bahanesiyle de bayağı da gittiler. Ama nereden bakarsanız bakın 15-16 yıl ya da 50 yılı fiyatlamış gibiler. Ki bu şirketlerin 20 yıl içinde ya da 50 yıl içinde faaliyet konularını nereye götürecekleri de meçhul iken. Nihayetinde fiyatlama hep beklenti üzerine yapılıyor son dönemde borsamızda da dünyada da. Fazlasıyla ben fiyatlandığını düşünüyorum. Zaten biraz evvel söylediğiniz Muhteşem Yedili yaklaşık 3 gündür değer kaybı içinde. Çünkü orada da biliyor herkes, analistler dahil, fiyatlar inanılmaz şişti. Onu da normal karşılıyorum. Amerika'nın piyasadan para çekmesini o faiz sağlamıyor. Bunu Fed tabii bir hikaye olarak dünyaya anlatıyor da aslında baktığınız zaman portföy yöneticilerinin çoğu bunun böyle olmadığını biliyor. Varlık fiyatlarının yukarı gitmesi, bunun içinde tabii ki borsalarda hisse senetleri ve türev ürünler dahil. Tabii ki onlara yatırılacak parayı da artırdığı için buna coinler de dahil yani kripto paralar. Aslında parayı daha fazla harcayacak ya da yatıracak yer yaratmak olayın kendi kendine çözümü gibi bir şey. Burada olup biten de o piyasadaki fazla para ciddi bir manipülatif süreç yarattı ki resesyon konuşmalarına rağmen Amerika'da ki bundan sonra o ihtimal daha yüksek. O teknoloji hisseleri balonu o tarafta bitti gibi. Şimdi bizde de çok uzun sürmez. Zaten piyasada bir durulma var. Burada yatırımcının şuna bakması lazım. Eminim teknoloji hisseleri içinde iyi ve gelecek vaat edenler vardır da eğer bir moda gibi bunu alıyorsa o büyük hatadır yatırımcı tarafında. Seçerek hisse almak lazım. Hepsi de çok pahalı görünüyorsa hiçbirini almamak lazım.
Evet Mehmet Bey, şimdi siz de dile getirdiniz yani fiyat kazanç çarpanı bazında oldukça ucuz bir borsaya sahibiz. Global peer'lara, akranlara kıyasla 5 FK civarında yani 5 yıllık beklenen gelire el değiştiriyor şirketlerimiz şu an. Ama endekste bir 9000'in altında bir momentum kaybı da içeriyor. Hani seçimlere kadar ve daha sonraki periyotta potansiyel yabancının gelişiyle beraber nasıl bir patika öngörürsünüz yılın geri kalanı için? Şimdi bize enflasyon bitmeyecek. Biz enflasyonu düşürmeye uğraşıyoruz. Yani bu sizin hemen programın başında söylediğiniz 40-42 bandında tutabilsek, Türkiye'de fiyatların %42 artmış olması demek. Bu varlık fiyatları da buna dahil. Zaten endekse matematiksel bir değerleme yapsanız bulunduğu seviyenin dibinden, artık konsensüste bundan sonraki zirve beklentileri 12-13 bin endeks olur. Ama biraz evvel söylediğim mantıkla bu olamaz. Zaten şişmiş hisseler, onlar zaten endekse etkili. Onlarla bu olması çok güç bir hedef. Buna muhakkak endeks hissesi olarak tabir ettiğimiz, başta İMKB 30 hisseleri olmak üzere, İMKB 100 içindeki hisselerin eşlik etmesi lazım. Onlar da belli piyasa büyüklüklerine sahip. Şimdi bu görünüyor olmasına rağmen niye gidemiyoruz? Onların çoğunu zaten yabancı sattı. 2020 pandemide kalan kısmı da bize boca etti. Orada da tabii ki bu hisseler el değiştirdi. Kim aldı? Türkiye'de en son yaşadığımız kriz, ekonomik kriz 2001 krizi. 2001'de hiç gündemde olmayan, hatta varlığı olmayan emeklilik fonları, bireysel emeklilik fonları. Hatta o zaman yine varlığı olmayan özel fonlar. Türkiye'de fon yapısı, fonun tüzel kişiliği çok özel ve o tüzel kişiliğin getirdiği kanuni haklar sebebiyle de özel fonların kurulumu son 3 yılda inanılmaz artmış durumda. Aynı Amerika'da olduğu gibi, Avrupa'da, Japonya'da olduğu gibi. Şimdi yabancının bu kadar çok sattığı, milyarlarca dolarlık sattığı, onun hesabını yapmak çok zor. Belki 120 milyar dolarlık hisse satmıştır, çıkmıştır o kadarlık büyüklükten. Bu kadar çok büyük bir meblağ biz kendi içimizde karşıladık. Ama bir noktadan sonra o şirketleri sürekli almak ya da fiyatını daha yukarıya almak ilave para girişiyle mümkün. Bizde duran şey de bu. Ha, yabancı eni sonu gelir. Şimdi o da şöyle de tereddüt ediyordur. Yani bu hisse senetlerini verdiğinde endeksin bulunduğu yer, şimdi geldiği yer. Dolar bazında endeks tabii ki önemli ama fiyatlar açısından bakıldığında bazı şirketleri 2020 yılındaki dolar bazlı fiyatlarla geri alma şansı yok şu an. Hal böyle olunca da tabii ki eminim kendini zararda hissediyordur ama yabancı hesabını buna göre yapmaz. Biraz evvel uzun uzun konuştuk faktörleri. Bence biz hedefleri baki tutup başarılı olursak gelmemesi diye bir şey yok. Hatta bizim başarılı olduğumuzu gördüğü an giriş başlar. Fakat şimdiye kadar girmedi. Bu saydığım sebeplerle bütün program boyunca o sebepleri saydık. İlave bir takım onları cezbedecek ilave şeyler oldukça inşallah olsun. O zaman girişinin bizim sermaye piyasaları tarafına da hızlandığını görürüz. Evet, Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu'na teşekkür ediyoruz değerli katılımı için. Bakıldığında hem son gelen verileri değerlendirdik, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketini, hem de Borsa İstanbul'a yabancı yatırımcı hangi koşulda nasıl gelir, sermaye piyasalarına yabancı nasıl bakıyor, bunu değerlendirdik. Böylece programın sonuna geliyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.